Petrol, Amerika'da hayatı kökten değiştiriyordu. Ham olarak çıkarılıyor, Amerika'da gaz yağı olarak bilinen parafine dönüştürülüyordu. Güvenli ve ucuz bir ışık kaynağıydı. İnsanların yaşam tarzını tamamen değiştiriyordu. Ortalama bir Amerikalının gaz yağından önce düşük maliyetli ışık kaynağına ulaşımı yoktu. Güneş battığında karanlık hükmediyordu. Gaz yağı dünyayı değiştirecek olağanüstü bir şeydi. Vanderbilt sıradaki fırsatı kazanca çevirmeye karar verdi. Fikir eksik olanı görmek. Yaratıcı girişimci insanlara ihtiyaç duyduklarını sunar. Bazıları yapacak yeni bir şey bulamaz. Ama bazen herkesin sahip olması gereken bir şey görür. Ve tanım, onlara bunu vermeliyim dersin. Sonra üstünde çalışmaya başlarsın. Çünkü ihtiyaçları vardır. Vanderbilt gaz yağı talebinin bütün Amerika'da tavan yapacağını gördü. Talebi karşılamak isteyen üreticilerin petrolün nakline ihtiyaç duyacağını biliyordu. Vanderbilt bunun nakliyesini kontrol edebilirse yine demiryolu endüstrisinin zirvesine çıkacağını biliyordu. Tek ihtiyacı bir tedarikçi bulmaktı. Güney sahilinden Cleveland'a kadar genişleyeceğiz. Neden Cleveland? Cleveland yaklaşık 50 bin insanın yaşadığı küçük bir şehirdi. Ama petrol okyanusunun dibindeydi. Zamanının Doğu Ohio ve Orta Doğusu gibiydi. Ve Cleveland civarındaki alan dünyanın en geniş petrol yatağıydı. Vanderbilt, Cleveland demiryolu yakınlarındaki rafineriyi duymuştu. Bu asıl plan için mükemmel bir hedefti. Sahibiyle temasa geçti. Mücadele eden genç petrolcü Vanderbilt'in ona para kazandırabileceğini umuyordu. Bu kişi John D. Rockefeller'dı.